Arzu, ne gerek vardı Zekeriya Beyaz Hoca'yla şu Mısırlı profesörü de yemeğe çağırmaya? Aa abla, öyle deme. O Muttalip El Sabi çok önemli bir adam. Bak, yarın gazetelerin baş sayfasında yer alacağız. Orta Doğu Barış Sempozyumu öncesi ilk büyük buluşma. Recep Tayyip Erdoğan, Zekeriya Beyaz, Muttalip El Sabit ve Arzu Parlak. Hayır, yani diyorum ki bunlar gelmişken şöyle bir iki akıl vereyim bunlara. Ne konuda mesela? Tamamen ülkemin menfaatlerini ilgilendiren bazı konularda. Ne gibi? Mesela Orta Doğu'da barış. Ondan sonra işsizlik sorunu. Ondan sonra Arzu Parlak'ın Melekler Konağı'na dönmesinin gerekliliği. Arzucuğum. Arzucuğum, sen gerçek bir vatanseversin. Kurdun mu sofrayı? He, kırdım kırdım. Ama olmamış ki Arzucuğum. Ben sana ne dedim 50 defa? Allık ve fırça aynanın soluna, parfüm ve kalem aynanın sağına. Ne bunlar? Bir de sofrayı kurdum mu diyorum, kurdum diyorsun. Oje mi yiyeceğiz yemekte? Tamam, tamam, kızma, senin istediğin gibi olsun. Sen şimdi ne demiştin? Allıkla fırça aynanın soluna. Arzu, sen en iyisi git. Bahçe makaslarını filan yağla. Hadi canım, hadi canım. Ay iyi be, bu evde de her işi ben yapıyorum zaten. Ay, ben Faruk'u arayacaktım. Aman, inanamıyorum ya. Arzu, kapı. Kapı da mı yağlanacak? İyi de bahçeye sen taşırsın, söyleyeyim. Geldim. Buyurun. İyi günler. Biz Milli İstihbarat'tan geliyoruz. Buyurun. Siz Arzu Parlak ya da Dilek Kahraman mısınız? Ben Dilek Kahraman, benim kız kardeşim de Arzu Parlak. O zaman ikiniz de arıyoruz. Bizi. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı tehdit etmek ve suikast girişiminde bulunmak suçundan. Biz mi? Yok artık. Bugün öğle saatlerinde başbakanlık konutunu arayıp başbakanla görüşmek isteyen şahıslar siz değil misiniz? Evet, ama biz son derece masum bir şey için şey etmiştik. Yani bir yemek şey edecektik. Yoksa yani suikast falan... Yani biz hayatınızda görüp görebileceğiniz en şiddet karşı insanlarız yani. Ben var ya, sineğe vuramam. Yani hatta sivrisinek benim bu kolumu soksa ben dönüp öbür kolumu uzatırım. Yani inanın fişe sıvı likit falan takamıyoruz biz. Hele kardeşimi bilseniz siz. Kardeşim daha da merhametlidir. Yani o kadar şiddetten uzaktır, o kadar olur yani. Abla! O kadar keskin oldu ki bir seferde iki kelle uçurur vallahi. Şak şak.